Arkadaşlar merhaba, videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Terim, mecaz ve gerçek anlam ayrımını sorgulayan bir soru arkadaşlar. Metni okuyalım. Her çocuk ömründe en az bir defa hikaye dinlemiştir. Burada arkadaşlar hikaye bir edebiyat türü olarak verilmiş. Dolayısıyla terim anlam kabul edebilirim. Geldim ikinciye. Özellikle soğuk kış gecelerinde yorganın altında sanki o hikayenin içindeymiş gibi uykuya dalmıştır diyor. Soğuk kelimesi burada gerçek anlamında kullanılmış. Fakat uykuya dalmak mecaz anlamda kullanılmıştır. Sıralama nasıl olacak? Terim, gerçek, mecaz. Bakalım hangisinde var bu? B şıkkında var. Terim, gerçek, mecaz diyor. Dolayısıyla cevabım Bursa. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır diyor. Bakalım. A. Odada keskin bir yemek kokusu vardı derken, keskin burada arkadaşlar sivri, çok kolay kesebilen bir anlamda değil. Dolayısıyla mecaz anlamda kullanılmış. Kulağı, burnu rahatsız eden bir koku anlamında. B'ye bakıyorum. Çalışma arkadaşlarımla koyu bir sohbete daldık. Burada arkadaşlar çok sohbetin ilerlemesi anlamında, böyle hevesli hevesli sohbet etmek anlamında kullanılmış. Mecaz anlamdadır koyu kelimesi. B'yi de eledim. C'ye geldim. Seni istemeden kırdığım için özür dilerim. Bu da kalp kırmak anlamında. Yani gerçekten bir şeyi alıp çıt diye kırmak anlamında değil. Dolayısıyla bu da mecaz anlamda kullanılmıştır. Denizli'ye bakıyorum. Bu hafif torbayı taşıyabilirsin derken, hafif burada gerçekten ağırlığı az anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla gerçek anlamdadır. Cevabım Denizli. Yani Denizli şıkkı gerçek anlamda kullanılmıştır arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamda kullanılmamıştır diyor. Bakalım arkadaşlar. Terim anlam neydi? Bir sanat, bilim, spor dalına, böyle özel bir ilgi alanına yönelik olan kelimelerdi. Bire bakıyorum. Güreşteki son antrenmanda köprü kurmayı öğrendik derken, buradaki köprü kelimesi güreşle ilgili bir terimdir. Dolayısıyla bir terim anlamlı. 2'ye geldim. Hastanın atar damarında bir sorun tespit edildi. Bu da tıpla ilgili bir terimdir. 2'yi de eledim. 3'e bakıyorum. Toplantının sonunda alınan kararları okudu. Şöyle bir dursun. 4'e baktım. Rakip takım penaltı kullanacak. Penaltı da arkadaşlar futbola ait bir terimdir. Dolayısıyla 4 de terim anlamlıdır. Burada terim anlamlı kullanılmayan tek kelime kararları kelimesidir arkadaşlar. Genel bir anlamda kullanılmıştır. Dolayısıyla cevabım C şık. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamında kullanılmamıştır diyor. Terim anlam neydi arkadaşlar? Belli bir meslek dalına, bilim dalına, sanat dalına veya spor dalına has kavramlara ben terim anlam diyorum. Burada ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi terim anlamda kullanılmamıştır? Bakalım. A. Türkçe dersinde öykünün özellikleri anlatıldı. Bakın burada Türkçe dersine ait bir konu kullanılmış. Öykü şeklinde. Dolayısıyla bu terim anlamlıdır. B'ye bakalım. Bu filmin senaryosunda değişiklik yapılmıştır. Bu da arkadaşlar sinema sektörüyle ilgili bir terimdir. C'ye baktım. Yolcular gemi hareket etmeden önce güvertede toplandı. Güvertede arkadaşlar denizcilikle alakalı bir terimdir. Geldim D'ye. Hava serinleyince balkon kapısını kapattı diyor. Buradaki kapı terim anlamda değildir arkadaşlar. Herkesin bildiği normal kapı anlamıyladır. Dolayısıyla benim işaretlemem gereken şık Denizli şıkkı. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Bakalım arkadaşlar. Bazı kelimelerin altı çizilmiş. Hangilerinin mecaz anlamda kullanıp kullanılmadığını soruyor. Okuyalım. Bugün güneş ağaçların ortasından yükseliyor ve evlerin geniş bahçelerinde diyor. Geniş normal anlamında kullanılmıştır. Sözlük anlamında, yani mecaz kullanılmamıştır. Bir de eledim. Bahçelerindeki otları nemli bir ışığa boğuyordu. Böyle bir sabahta dışarıda atla gezme fikri. Fikir gerçek anlamda, düşünce anlamında kullanılmıştır. Eledim.
pek parlak gelmemişti. Şimdi fikrin parlak gelmesi. Yani fikrin benim aklıma yatacak şekilde gelmesi olarak ifade edilebilir. Yoksa burada gerçek anlamıyla bir parlaklıktan, bir ışımadan bahsedemem. Dolayısıyla üçüncü kelime arkadaşlar mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Cevabım C şıkkıdır. Dünya sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olarak kullanılmamıştır diyor. Bakalım. A. Dünya dev bir yıldızın patlaması sonucu oluşmuştur. Burada arkadaşlar dünya jeoloji, yer bilimi bilim dalına ait bir terim olarak kullanılmış, eledim. B'ye baktım. Dünya kadar işi tek başına yapınca hastalanmış. Burada arkadaşlar benzetme unsuru olarak kullanılmış. Gerçek anlamıyla bir dünyadan söz edemem burada. Dolayısıyla işlerin çok olduğunu anlatmaya çalışmış. Burada arkadaşlar terim anlam yoktur. Benim cevabım B olmalı. C ve D'yi de kontrol edelim. C Dünya Güneş'e yakın olan üçüncü gezegendir. Burada terim anlamlıdır. D. Dünya üzerinde canlı yaşayan tek gezegendir. Burada da terimdir. Bu ikisinde de arkadaşlar yine jeoloji ile coğrafya ile alakalı, gökbilimi ile alakalı bir terim olarak kullanılmıştır. Görüldüğü gibi sadece B şıkkında terim anlamlı olarak kullanılmamış. Dünya kelimesi cevabım Bursa. Sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlam mecaz anlamdır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılan bir sözcük vardır? Bakalım. A. Söylediklerime bozulduğu her halinden belliydi. Şimdi arkadaşlar bozulmamak kelimesi burada mecaz anlamında kullanılmıştır. Gerçekten bir aletin artık çalışamaz hale gelmesi anlamında değil. Burada bir insanın başka bir insanın sözlerine alınması, kırılması anlamında kullanılmıştır. Yani gerçek anlamından tamamen uzaklaşmış, farklı bir anlam ifade etmeye başlamış. Dolayısıyla buradaki bozulmak mecaz anlamda kullanılmıştır. B'ye baktım. Aldığım ekmek pamuk gibi yumuşaktı. Burada sadece pamuk gibi yumuşaktı derken benzetme var arkadaşlar. Mecaz yok. C. Işıkları yakınca ortalık aydınlandı. Burada da yok arkadaşlar. D. Sepetteki elmaların bir kısmı çürümüş. Burada da arkadaşlar mecaz yok. Dolayısıyla cevabım A şıkkıdır. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlam özelliğine sahiptir? Bu tarz sorularda arkadaşlar mecaz, terim ve gerçek anlamı arayacağım. Okuyalım. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölüne ev sahipliği yapan Van ilinin simgelerinden biridir. Burada büyük arkadaşlar gerçek anlamda kullanılmış. G dedim yanına. Etrafında sayısız doğal güzellikleri barındıran güzellik burada gerçek anlamda kullanılmış. G dedim. Devam edelim. Van Gölü şehir gezisi sırasında uğranılan keyifli duraklardan biridir. Burada da arkadaşlar gerçek anlamda kullanılmış G dedim. Bir de bu geziye Van insanının sıcaklığı eklenince gezi unutulmaz olur. Burada arkadaşlar sıcakkanlılıkla alakalı bir sıcaklık kavramı ortaya atmış. Dolayısıyla bu mecaz anlamlıdır. Ne demek istiyor burada insanların sıcaklığı derken? İnsanlar canına yakın, insanlar hoş sohbet, sizinle ilgilenmeyi, dışarıdan gelenlerle ilgilenmeyi seviyorlar anlamında kullanılan bir kelime. Dolayısıyla mecaz anlamda kullanılan dördüncü kelime. Diğer 1, 2 ve 3 gerçek anlamda kullanılmış. Farklı anlam özelliğine sahip olan Denizli şıkkındaki kelimedir arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi terim anlamıyla kullanılmıştır? A. Bir sözcük tek başına da kulağımıza hoş gelir. Burada arkadaşlar baş kelimesi terim anlamıyla kullanılmamış. Elim. B. Sanatın amacı güzellik ve güzele erişmektir. Burada amaç kelimesi gerçek anlamda kullanılmış. Dolayısıyla terim anlamda değil. C. Kişi istediği gibi düşünme hakkına sahiptir derken yine düşünme kelimesi gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Evet. Geldim Denizli'ye. Bu dizeler şiire ayrı bir güzellik katmıştır derken dize kelimesi arkadaşlar özel olarak şiir daha genel anlamda edebiyat alanına ait bir terim olarak kullanılmıştır. Nedir edebiyattaki karşılığı? Şiirlerin her bir satırına ben dize diyordum. Bakın terimsel bir
tanımı da oldu. Dolayısıyla cevabım denizde olmalıdır. Denizde'de terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır. Kalıp sözcüğünün numaralanmış cümlelerde kullanılan anlam özelliği tabloda işaretlenmiştir diyor. Gerçek ve mecaz olarak ayırmış arkadaşlar kalıp sözcüğünü. Etkinliğin doğru tamamlanması için numaralanmış cümlelerin hangileri yer değiştirmelidir diyor. Bire baktım. Bir kalıp peynir bir hafta gidiyordu demiş. Burada arkadaşlar kalıp gerçek anlamıyla kullanılmış. Bir problem yok. Bir kalıp peynir derken şöyle bir dikdörtgen peyniri ifade ediyor. Gerçek anlam. Bir olanları eledim. İkiye geldim. Ayakkabıları kalıba koydu diyor arkadaşlar. Burada kalıp yine şekil olarak ayakkabıların içine giren işte ayakkabıların enini boyunu genişleten bir alet. Dolayısıyla bu da gerçek anlamı olmalıydı. Mecazi anlam değil, yanlış. Dolayısıyla cevapların arasında 2 olacak. Devam ediyorum. 3. Kalıptaki heykeller kurumuş diyor. Bu da arkadaşlar gerçek anlamlıdır da bir problem yok. Geldim dördüncüye. Kalıbıma bakanlar yaşımı büyük sanıyor derken gerçek anlam demiş. Hayır arkadaşlar, kalıbıma bakanlar derken mecaz anlamda da kullanılmış kalıp kelimesi. Dış görünüşüme bakanlar anlamında kullanmış. Dolayısıyla bu da mecaz olmalıydı. Ne yapmalıyım ben? 2 ve 4'ün cevaplarını değiştirirsem ortada herhangi bir problem kalmaz. Yani cevabım Ceyhan şıkkı. Bir sözcüğün ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denir. Örneğin sinemaya gidemeyince biletler yandı cümlesindeki yanmak sözcüğü mecaz anlamlıdır. Bu cümlede yanmak tutuşmak manasında değil, boşa gitmek, değerini yitirmek manasında kullanılmıştır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük vardır bakalım. A. İnsanlar özgürlük için uzun yıllar çabaladı. Burada mecaz anlamlı bir sözcük bulamadım. B. Hatalarımız bizler için önemlidir. Burada da bulamadım arkadaşlar mecaz anlamlı bir kelime. C. Babaannem çok tatlı ve kibar bir kadındı derken tatlı kelimesi arkadaşlar burada gerçekten şekerli anlamında değil, insana hoş gelen anlamında kullanılmış. Dolayısıyla tatlı kelimesi mecaz anlamlı bir kelimedir. Cevabım Ceyhan. Tekrar Denizli'yi de kontrol edeyim. Dağlara çıkılmadan bu ovanın güzelliği görülmez. Burada da mecaz anlamlı bir kelime yoktur. Dolayısıyla cevabım C şıkkı arkadaşlar.